Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu zamansız bir video, her zaman kullanabileceğiniz bilgilerle dolu bir video. Bu nasıl kıyafetlerinize daha iyi bakabilirsiniz ve dolayısıyla ne kadar uzun süre, daha uzun süre kullanabilirsinizin ipuçları. Çok var, o yüzden hemen başlayalım. Benim gibi sıkça siyah giyinenlerden misiniz? Siyah giyinenler bilir ki siyah çok hızlı solar. Bunun sebeplerinden bir tanesi çamaşır makinesinde dönerken kenarları çarpıp bu renginin solmaya başlaması, artı çok yıkanması, bunun gibi sebepler. Ben şöyle bir taktik öğrendim, kendim de uyguluyorum. Siyahlarımı, tabii siyahlar ayrı yıkanıyor biliyorsunuz. Zaten ben çok siyah giydiğim için bayağı zaten yani tek çamaşır makinesini dolduruyorum. Siyahları yıkarken çamaşır makinesinin en düşük sıkma derecesine getirin. Ben mesela bizim evdekinde mesela 1000'den 400'e kadar gidiyor. 400'e getiriyorum ve sadece 30 dereceye ayarlıyorum. Bir de siyaha özel deterjan kullanmak çok iyi bir taktik. Kuru temizlemeye götürmeniz gereken kıyafetlerde sadece kuru temizleme ya da dry clean only der. Eğer only demiyorsa, yani sadece kuru temizleme demiyorsa, evde elle yıkamada işinizi görecektir. Bunun cebinde olduğu gibi böyle pullu bir tişörtünüz, sweatshirtünüz, kazağınız varsa bunu böyle direkt çamaşır makinesi atmayın. Çünkü sıkmada falan bunlar dağılacaktır. Bunun yerine ben şöyle yapıyorum. Bir, bunu ters çeviriyorum. Hassas tarafı içeride kaldı. Ve de bu annemin yaptığı bir şey. Tül, ondan sonra buraya ip hani eklemişti. Bunu yani başka yerlerde de bulabilirsiniz. Bu tişörtü bunun içine koyuyorum. Böylelikle pullara hani hiçbir şey artık değmeyecek ve o sıkma sürecinde biraz daha hasar almasından kurtulacak. Hani bu uzun olduğu için bunu böyle yaptım. Bu pullu tişörtü ters çevirerek ve bunun içine koyarak çamaşır makinesine koyuyorum. Bu da sütyenlerimi yıkamam için işe yarıyor. Aynı şekilde bunu dimdirek sütyenlerimi çamaşır makinesine atmıyorum. Bu onları yıpratıyor tabii ki. Ben bunu Rossmann'dan almıştım. Ya ucuz bir şey, pahalı bir şey değil. Bunu Rossmann'dan aldım. Sütyeninizi katlayarak, bunun içine koyarak ve bunu kapatarak çamaşır makinesine atabilirsiniz. Hani böyle kuru temizlemeciden kıyafetleriniz geldiği zaman bir plastiğin içindedir ve metal, işte siyah genelde böyle bir askısı vardır değil mi? Kıyafetlerinizi kuru temizlemeciden geldikten sonra ne bu plastiğin içinde bırakın ne de o askıyı kullanmaya devam edin. Bunu çıkarmak hem plastik dokusunu kıyafetlerinizden hani koruyacaktır. Hem de kuru temizlemecideki kimyasal da hani böylelikle kıyafetin üzerinde ve plastiğin arasında sıkışmasın. Geldiğinde şöyle bir silkeleyerek plastiksiz dolabınıza yerleştirin ve o askıları kullanmayın çünkü aşırı inceler. Onun yerine onu çıkartın, kendi askınıza yerleştirin. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Kıyafetlerden gelen askılar biriktiği zaman onları topluyorum ve kuru temizlemecime geri götürüyorum. Bu da aslında bence geri dönüşüme katkıda bulunarak çok iyi bir işe yarıyor. Kuru temizlemecim de çok seviniyor gerçekten. Yani kimse düşünmüyor bunu siz getiriyorsunuz diyor. Hoşuma gidiyor. Pantolonları, jeanleri ya da ünlü fermuarlı sweatshirtlerimizi yıkarken her zaman fermuarlarını çekin. Bu önemli. Bu sweatshirt'i çekin, işte pantolonunuzu çekin, düğmesini kapayın, jeaninizi aynı şekilde. Bu yıpranmasını engelleyecektir. Aynı zamanda o metaller, dikkat ettiyseniz çamaşır makinesine böyle acayip böyle gır 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 böyle metal sesi çıkartırlar. Bu da iyi bir şey değil, aşınıyor demektir. Mutlaka kıyafetlerinizin fermuarı varsa onları düğmesini kapatarak öyle atın. Jeanlerinizi de her zaman ters çevirerek atın. Yoksa jeanlerin rengi ağrıyor. Bu hiçbir şey değil. Yani bunu istemeyiz. Kıyafetimizin eskisi demek. Her zaman jeanlerinizi ters çevirerek ve fermuarın düğmesini kapatarak kirliye atın. Kurutma makinesi kullanıyorsanız bunun aynısı kurutma makinesi için de geçerli. Zaten kirliye bu şekilde attıysanız oradan çamaşır makinesine, oradan bu kurutma makinesine geçtiğinizde zaten aynı şekilde olacak.
Eve döndüğünüzde kıyafetlerinizi hop çıkartıp atmayın. Üşenmeyin lütfen, bu çok önemli. Her zaman onları düzgün şekilde dolabınıza kaldırın ya da asın. Bu onların şeklini tutmasında çok çok önemli bir şey. Artı tekrar giyecekseniz hani kırışık bir şeyi ya da yerden aldınız ya da koltuğun üzerine fırlattınız bir şey giymek kimsenin içinden gelmez. Dolabınıza bir şey kaldıracaksanız veya mevsim değişikliğinde kurçları hani kaldırıyoruz, eşyalarımızı yenisini çıkartıyoruz ya, hiçbir zaman kaldıracağınız kıyafeti kirli kaldırmayın. Eğer üstüne bir leke varsa o leke artık çıkmaz hale gelecektir. Ne kadar orada kalırsa o kadar çıkmaktan uzaklaşıyorlar aslında. O yüzden kıyafetlerinizi her zaman yıkanmış, ütülenmiş, tertemiz şekilde kaldırın. Kıyafetleriniz leke olduysa en hızlı şekilde yıkayın. Bu çok önemli çünkü ne kadar süre o leke kalırsa o kadar çıkması zorlaşıyor. Dolabınızı dizmek. Bu çok önemli çünkü hayatınızı zorlaştıran ya da kolaylaştıran bir şey. Bunun için kendi uyguladığım sistem, bütün kıyafetlerimi kategorilerine göre, yani işte ceket, bluz, jean, pantolon, bunun gibi kategori kategori diziyorum ve de bu kategorilerin içerisinde renklerine göre diziyorum. Siyahtan beyaza mesela, desenliler siyah, ondan sonra açılan renkler, aynı şekilde pantolonlarda. Dolayısıyla askıların arasında bulmak istediğim rengi, işte gömleği aramakla uğraşmıyorum. Çünkü zaten gömleğin yeri belli ve gömleklerin rengine göre dizilim belli, oldukça kolaylaştırıyor. Tabi burada benim oğlak düzenliğimde tabii bunda etkilidir. Ama bu zahmeti bir kere yapacaksınız. Sonra hepsini düzgün yere astığınızda zaten hiç bozulmayacak. O yüzden bir pazar günü bir saatinize ayırdığınızda bunu yapabilirsiniz. Kıyafetlerinizi asarken mutlaka ceplerini kontrol edin. Ceplerinde böyle bir bozuk para gibi şeyler kalmasın. Çünkü bu ceplerini ağırlaştırarak sündürecektir. Hatta bozuk paralar cepleri deliyor. Bana oldu. Böylelikle cebinize sonra bir şey koyduğunuzda tak yere düşüyor. Bayağı komik ve sinir bozucu oluyor gerçekten. Mutlaka sizin de böyle çok sık giydiğiniz kıyafetleriniz vardır. Mesela işte siyah pantolonunuz, jean'iniz, bir gömleğiniz, bir kazağınız falan. Bunları en kolay ulaşabileceğiniz yerlere koyun. Bu genelde şu oluyor. Mesela çok giydiğim kazakları, sweatshirtleri ben gözümün hizasına, elimin hizasına koyuyorum. Böylelikle daha kolay ulaşabiliyorum. Daha az giydiklerinizi ise daha yukarıya ya da daha aşağıya koyun. Yani en çok kullandıklarınız en kolay uzanabildiğiniz yerde olsun. Kıyafetlerinizi asla böyle katlamayın. Çünkü böyle katladığınızda ortasında iz kalacaktır. Bu istemediğimiz bir şey. Bu arkası bunu şu şekilde ve sonra katlayarak bu şekilde saklayın. Bu tabii kısa bir tişört olduğu için böyle düdük gibi kaldı. Yani böyle değil. Kırışıklıkları hani olacaksa eğer ortasında değil, yanlarında, kollarına yakın kısımlarda olsun. Bu çok önemli. Kimse ortası kırışık bir şey giymek istemez diye tahmin ediyorum. Bunda bir hata görüyor musunuz? Bunun gibi kazaklarda ya da sweatshirtlerde eğer bu askıları kullanırsanız, bakın köşesini görüyorsunuz değil mi? Omuzda deformasyon yaratır ve buradan kıyafeti sündürür. Bu çok önemli. Bunun düz versiyonlarında kıyafetinizi asın. Eğer burada böyle hani gergedan gibi bu çıkıklık olsun istemiyorsanız. Aslında işin en güzeli tahta askılar ya da böyle hani ipek saten falan olanlar var ve kadife olanlar falan var. En güzeli tabii onları asmak ama hani dolabımızda kıyafet 50 tanesi hani ondan 50 tane almak biraz zor. Bir de bu kalın askılar acayip yer tutuyor. Yani 10 tane metal askı koysanız 5 tane tahta askıyla aynı yeri kaplıyor. O yüzden bir yandan da öyle bir dezavantajım var. Dar bir alana sığmak istiyorsanız en azından sizin için en kıymetli olanları tahta askı da kullanın. Deri kıyafetlerinizi nasıl saklarsınız? Genelde dolabımızda olan deri ceketlerdir. Bunun gibi deri olan bir şey deformasyona çok yatkındır. O yüzden onlara
çok iyi bakmamız lazım eğer uzun süre kullanmak istiyorsak. Bunda olduğu gibi ben bunu tahta askıda saklıyorum. Saklamanın önemli şeylerinden bir tanesi de böyle açık şekilde değil, bunun formunu bozmayacak şekilde fermuarını çekip olması gereken düzgün formda saklamak. Deri eteklerinizi, pantolonlarınızı saklarken burası yanlış olan, burası doğru olan. Bunları direkt askıyla sıkıştırmayın. Çünkü o zaman bu kısmı deforme olacaktır. Böyle bir peçeteyle olabilir. Yani isterseniz bir kumaş parçası olabilir. Bu gayet işi görüyor. Bununla beraber bu şekilde asın. Yani askılığın baskı yaptığı yer eteğin kendisi değil, mendil parçası olsun. Kıyafetlerinizin bazılarını çamaşır makinesinde, bazılarını elde yıkarız ya da çamaşır makinesinde yıkadığımızı kurutma makinesine hassas olduğu için atmak istemeyiz. Böyle bir durumda kurutacağınız şey eğer kazak ise bunu sakın askıya asarak kurutmayın. Bunun için yapmanız gereken şey düz sermek. Bu çok önemli. Eğer öyle olmazsa sünecektir. Aman dikkat, kimse istemez bunu. Ben jeanlerimi çamaşır makinesinden sonra kurutma makinesine atmıyorum. Jeanlerimi her zaman yani doğal ısıda kurutuyorum. Çünkü öbür türlü daraldıklarını düşünüyorum. İyice hani sıkılaşıyor ve formu, bedeni değişiyor. O yüzden her zaman dışarıda kurutuyorum. Jeaninizi kuruturken tepe taklak asın. Yani paçaları yukarıda, fermuar hani bel kısmı ise aşağıda şekilde asın. Çünkü böylelikle aşağısı daha ağır olduğu için ve aşağı çektiği için daha düz, kırışıksız kuruyacaktır. O zaman ayakkabı ve çantalara geçelim mi şimdi? Benim yaptığım bir şey var. Kıymetli çantalarımı ben askıya asarak saklıyorum. Diğer çantalarımı gerçekten üst üste falan birbirlerine atarak, sandığa falan, sandığın içerisine üst üste yığarak yani saklıyorum. Kıymetlerim ama askıda. Bu videoyu hazırlamak için çalışırken asla bunu yapmamam gerektiğini öğrendim. Yazıyı okur okumaz yerimden fırladım yani. Hemen onları askıdan indirdim. Çünkü diyor ki askıda çantanızı bıraktığınız zaman askı ağırlığı sürekli 24 saat ve kaç gün bıraktıysan taşıdığı için askı aşınacak. Askının çantayla birleştiği yer hani aşınacak ve de bu onun ömrünü kısaltacaktır. Bunu duydum ve yemin ediyorum size yerimden fırladım ve gittim o kıymetli bulduğum çantaları hemen başka şekilde yerleştirdim. Bu arada merak ederseniz pahalı marka çantalarımı tanıttığım videoda var, onu da seyredersiniz. Rugan bir şeyleriniz varsa, mesela rugan çantanız, bu çantayı büyük bir aptallık ederek direkt ben dediğim gibi çantalarımı sandıkta tutuyorum, direkt böyle atmışım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bunun gibi parlak deriler, ruganlar başka parçaların rengini üstüne almakta birebirler. Maalesef ben bunu bu şekilde attığım için, yani bilmiyorum hani görünüyordur görünmüyordur ama bunun üzerinde siyah başka bir çantamın lekeleri oluşmuş. Tabii çok para verip aldığım bir Louis Vuitton çanta bu. Böylelikle rezil ettim ve çok pişmanım, yani gerçekten çok pişmanım. Yapmam gereken doğru şey kendi bezinde, buna tozluk denir. Zaten bu sebeple bununla gönderilir. Bu tozlukların içerisinde saklamak. Aldığınız çantada böyle kendisiyle birlikte gelen bir tozluk olmayabilir. Dert değil. O zaman bunun gibi bez çantalarınızı bunun için kullanabilirsiniz. Ben bunu hani sürekli yıkıyorum. Bazen bunun içine çünkü seyahatlerde ayakkabımı da koyuyorum. Artık yıkanmaktan canı çıkmış ama çok işe yarayacaktır. Bir diğeri de çantanızı ya da kıymetli bir ayakkabınızı saklamak için onları ya da bavula koymak için, ben bavula koyarken bunu çok kullanıyorum. Onları eski bir tişörtünüzün içine sarabilirsiniz. Veya bu taktik çok güzel, yassı kılıfının içine koyabilirsiniz. Ayakkabı ve çanta bakımında en önemli şey ayakkabınızın ve çantanızın formunun bozulmamasıdır. Eğer bozulursa eskimiş ve yıpranmış gözükür. O yüzden o formu olduğu şekilde korumak çok önemli. Ayakkabılar için olay bunlar. Ayakkabı kalıpları. Mevsim değişiminde ayakkabı, kışlık ayakkabılarınızı kaldırıp yazlık ayakkabılarınızı çıkartırken her ayakkabınızı ayakkabı kalıbına koyamıyor olabilirsiniz.
Ama sizin için değerli, önemli ayakkabılar eminim vardır iyi saklamak istediğiniz. Onlara en azından bu ayakkabı formlarını içine yerleştirin. Bir sonraki sezon çıkarttığında da formu bozulmamış olsun. Eğer hani bu çok ucuz bir şey değil bunlar. Hele tahtası çok güzel ama çok pahalı. Bundan almıyorsunuz ya da almak istemiyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Hiç sorun değil. Gazete kağıtlarını ayakkabınızın içine doldurun. Bu formunu korumakta yine işe yarayacaktır. Formun bozulmaması aynı zamanda çanta içinde geçerli. Ben bu çantamın içinde bu formu koruması için göstereceğim size sürpriz. Yastık koydum. Aynen onun formuna benzeyen bir yastık koydum. Dolayısıyla ezilmiyor ve şekli de bozulmuyor. Aklınıza gelmez değil mi bunun içinden yastık çıkacağı? Bu taktik kendime hani unutma falan diye. Ayakkabılarınızı mesela spor ayakkabılarınızı özellikle ben bir tane spor ayakkabım var telef ettim. Çünkü ayakkabının bağcıklarını çözmeden giyiyorum ve de çözmeden çıkartıyorum. Dolayısıyla böyle bir yayıldı ayakkabı. O yüzden kendime ders ayakkabılarınızı giyerken bağcıklarını açıp giyin ya da çıkartırken gene aynı şekilde bağcıklarını açarak çıkartın. Böyle cart diye çekip cart diye çıkartmayın. Benim gibi yapmayın. Ayakkabılarınızı asla kirli bir şekilde o şekilde kaldırmayın. Ayakkabınızı her daim eve geldikten sonra hemen bir silin. Çünkü zaman içerisinde silmediğiniz o tozlar kir haline geliyor ve gittikçe iş daha çok zorlanıyor. Kışlık ayakkabılarınızı kaldırırken kutulara mutlaka iyi durumda kaldırın. Bu çok önemli. Bu ihmal ettiğinizde bedelini ödüyorsunuz çünkü. Mutlaka temizleyerek, boyayarak, taptaze şekilde kılıbını koyarak öyle kaldırın. Eğer bir sonraki kışta onu iyi halde bulmak istiyorsanız. Ayakkabılarınızı bu kalıba koyarken mutlaka yani bağcıklıysa bağcıklarını bağlayarak koyun. Bu çok önemli. Benim bir tane spor ayakkabım vardı. O spor ayakkabım böyle bir sinir bir durum vardır ya. Ne işte 37 ne 38. İkisi yani 38 büyük geliyor, 37 işte tam parmağın ucu değiyor falan böyle iğrenç bir ara ve yarım numarası yoktu. Eğer böyle bir durumda kalırsanız mutlaka büyük olanı alın, içine taban koyarak hani küçültebilirsiniz. Ona çözüm var. Ama ben kek gibi 37 olanını aldım, tam böyle burna dayanıyor. Hani ilk böyle fark etmiyorsun ama bir yerden sonra acıtmaya başlıyor. Biz bunu bu kalıplarla kullanarak açtık ve de bağcıklı olduğu için ayak içerisinde daha rahat yerleşir oldu. Benim için çok işe yarayan ve bana dar gelen ayakkabıyı tekrar hayatıma katan bir çözüm oldu. Belki sizin de gerekir, işinize yarar. Umuyorum bu videoyu beğenmişsinizdir ve size faydaları olur. Sizin de benim hani bilmediğim ya da burada geçirmediğim bildiğiniz işe yaran taktik varsa lütfen Zelfist ailemizle paylaşın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.